Bugün tecritte kötü muamele karşı onlarca cezaevinde yüzlerce tutsak 202 gündür bedenlerini açlığa yatırmış durumda. Yüzlerce insan bu ülkenin yasalarının anayasa uygulansın diye açık grevinde. Bu ülkede kişiye, kesimlere özel hukuk uygulanıyor. Bu çift standardın sonucunda yargı iktidarın sopası halinde gelmiştir. Bugün ortaya saçılan hukuksuzluklar suç ortaklarına karşı yargı hiçbir adım atmazken cezaevleri muhalifler için bir sindirme alanına dönüştürmüş durumda. İşte bu yüzden tutsaklar cezaevlerindeki her türlü hukuksuzluğun İmralı'daki ağır tecritin son bulunması, yani eşit bir yargı ve adalet düzeni için açık grevinde. Tutsaklar barışın tesisi önündeki engelin kalkması talep ediyor. Biz bugün burada insanlık dışı bir suç olan tecriti tartışırken Güney Amerika'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya, dünyanın birçok yerinde halk Orta Doğu'nda barışın sağlanması için Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne önemli vurgu yapıyor. İngiltere'de 6 milyon üyesi bulunan sendika dahil dünyanın birçok yerindeki sendikalar, siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler sizin inkar ettiğiniz, önüne engeller koyduğunuz barışın yolunun İmralı'dan geçtiğini görüyorlar. Diyaloğun olmadığı topraklardan savaşlar eksilmez. Bunun en iyi bu topraklarda yaşayan halklar bilir. Buradan tekrar söylemek istiyoruz. Bu ülkenin halklarının birlikte barış için yaşamı iktidarın bekası üstündedir. Hepinize saygılar, selamlıyorum, teşekkürler.